Müjdat abi başta olmak üzere daha önceki yönetimlerde, meclislerde çalışmış herkes bizim için çok kıymetli. Tüm bu Hepsi birikimleri de yine tabii çalışmalarımızın içerisinde yüzde yüz dahil hepsi bir taş edeceğiz koyarak gelmiş. biliyorsunuz. Burası Başta Müjdat olmak abinin üzere. çocuğu zaten. Bu bina olsun, ekonomiye, deniz ekonomisine koyduğu katkılar, kişisel olarak da temsil ettiği şirketler olarak da bu göz ardı edilemez. Bundan sonraki süreçte de birileri, yani Anladım. 1550 üyemiz var. Biz 1550 üyemizin hepsinden destek almak istiyoruz zaten. Burası demin de söyledim ya, yani yönetim kadroları veya başkan olarak adlandırırsam kendimi, orkestra şefi, zaten iletişime geçmen çok zor. Ne zaman ki bütün kılcal damarlar, ana damarları besledi, biz o zaman gerçekçi, sonuç odaklı bir şeyler yapabiliriz. Yoksa biz bunu yapamayacaksak, komiteleri çalıştıramayacaksak, buralardan komitelere doğru isimleri, çalışacak gayretli isimleri sokamayacaksak, önce geldi, ona söz verdim, dayımın oğluydu, o yüzden geldi. Ama gelip de oraya çalışmayacaksa gelmesin zaten. Biz de gitmeyelim. Biz de çalışmayacaksak biz de gitmeyelim. Gitmiyoruz zaten. Bütünleşmeyi, kapsayıcılığı sağlayacak bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Biz projeler tarafındayız. Bunu derken de abilerimizin görev yapmış daha önceki dönemlerin hepsi bizim için çok kıymetli. Hafızalar onlar. Tabii bu hafızalara biz dönüp dönüp birçok şey soracağız. Hepsi birbirinden kıymetli insan. Bir şey eklemek istiyorum burada. Tabii Tabii ki ki. bizim bir kurum hafızası zaten oluşturacağız. Müjdat Başkan olsun, diğer büyüklerimiz olsun. Ne onlarsız olabilir, ne genç kesimsiz olabilir, ne de 1-4'den her alanda, her yaşta bu sisteme dahil olabilecek, bu çarka girebilecek, bizi bir adım daha katkı koyabilecek, geleceğe taşıyabilecek her arkadaşımıza, her meslektaşımıza bizim kapımız açık diye bakıyorum ben. Şunu anlıyorum yani. Tekstil olarak söylüyorum bunu. İlk önce ilk 7 8 9'da kalmak için denizde çok ciddi çaba sarf etmemiz lazım. Karartmayalım içimizi ama maalesef tekstil sektörü çok ciddi bir sınavdan geçiyor. Mesela Okan'ın ilk 5'e girmek için koyduğu en önemli hedef bence tasarım vadisi denilen olay. Yani burada biz ilk 5'te tezgahlarımızın hızını 1000'den 1500'e, 1500'den 2000'e çıkarmışız. 10 milyon ton yerine 20 milyon ton üretti. Hiç önemli bir Hiçbir şey şey değil. ifade etmiyor. Ve bakın demin, evet yani ama bu sayede şu son 2 aylık süreçte o kadar çok yer gezdik ki. 4-5 kuşaktır aynı işi yapan bir temsilciden Evet bahsediyoruz. yani ben 6 kuşaktan beri benim ailem iplik ticareti yapıyor ve gittiğim birçok yerde işte babandan iplik almıştım, dedenden iplik almıştım diyen bir sürü de tekstilci dostumuzla tanıştım yani. Bu meclis oluştuğunda mecliste bütün sektörlerle ilgili net bilgileri olan, biz belki makine envanteri çıkaramayız ama net bilgileri olan bir 37 kişiden oluşacak bu meclis. Bundan emin olabilirsiniz yani. Çünkü o sanayicilerin çoğu gezildi, konuşuldu. Han Bey, buyurun Ekrem Bey. Neler Evet. Sayın Valim. Bu arada Ekrem Bey'in aramızdaki lakabı Vali, o yüzden. Biraz bir bürokrat tipi var. Var var, Yani. kelli belli. Rekabet her zaman kaliteyi arttırıyor. Dolayısıyla bu rekabet denizli sanayisi bir kalite anlayışına getirdi. Biraz önce tecrübe konuları konuşuldu aslında. Evet, genç bir ekibiz ama aslında çok da tecrübeli bir ekibiz. Hepimiz bu işin içinden geldik ya da sıfırdan geldik buralara. Okan abinin önderliğinde iyi bir ekip oluştu. Herkes çok istekli. Evet, artık son viraja girdik. Hala yine çalışmalar devam ediyor. Belki seçim günü bile devam edecek bu çalışmalar. Benim dileğim yüksek katılımlı bir seçim olsun. Herkes oy kullanmaya gelsin. Temsilini istediği adayına oyunu versin. İnşallah denizimiz için hayırlısı olur. Çok teşekkür ediyorum. Demin de söylemiştik, insanları yerleri konuştuğunuz zaman kırgınlıklar ortaya çıkıyor. Bizim derdimiz, biz projelerimizi koyduk, vizyonumuzu koyduk. Beğenilirse, bu ekip de bunu yapabilirse verin diyoruz. Projeler beğenilmez, bu ekip bunu yapamaz, vermeyin diyoruz. Hangisini beğeniyorsanız ona verin diyoruz. Ama lütfen ve lütfen, bu çok önemli. Önümüzdeki 4 sene zor geçecek. Orada temsile gönderilen insanlar tarafından. Süreci yönetebilecek bir ekibe oy verin Yani diyorsunuz aynen anladığım öyle. kadarıyla. Kişiye, Peki. ekibe, komiteye, bu çok kıymetli. Şimdi dördünde seçim var. Düşünmüyoruz. Hatta ve hatta bunun adını net koymak için de dördü akşamı
bu seçim yarışına giren bütün arkadaşlarımıza birlikte bir yemek yiyeceğiz. Yani sadece bizim ekip değil, iki ekip birden yemek yiyeceğiz. Belki bu çok önceden aslında belirlendi. İşte yani bu centilmenlik dedik, ona vurgu yaptık. O yemek de apayrı bir yemek olacak gerçekten. Yani şu da var ki, belki de yani genç ekipler... Yani bu kadar kıran kırana bir yarış olup da bu kadar centilmence mi olur? Gerçekten de kutlamak lazım. Hem size hem Selim Kasapoğlu'nu ve tabii ekip arkadaşlarınızı.